Sidney Sweeney'in korkusu günahtan korkmuyor. Kötü bir mucize nedir? Imaculate'i yaptırmak için dağları aşan Sidney Sweeney'e şükranlarımı sunarak başlayayım. Kötü rahibeler ve teolojik kabuslar hakkındaki ilk filmi, aktrisin içinde bir yerde en azından biraz korku böceği olduğunu kanıtlıyor. Sweeney'nin inandığı bir şey uğruna bu kadar sıkı mücadele ettiğini görmek ilham verici bir çaba. 26 yaşındayım, bu dikkate değer bir başarı, sonraki filmi aynı hayranlıkla tanımlayamayacak olmam çok yazık. Immaculate aslında, Yüksek Sesler, filmdir. Yönetmen Michael Mohan, rahatsız edici Roma Katolik sembolizmine yönelik daha çok klip gösterisi yaklaşımını benimseyerek, anlatının algılanabilir parçalar halinde ilerlemesini kontrol etme konusundaki yetersizliğini sergiliyor. Elisha Christian'ın sinematografisi, merceğin arkasındaki şeytan gibi dini görüntüleri kirletirken en parlak şekilde parlıyor, ancak Andrew Lobel'in senaryosu gelişigüzel bir tuzağa düşme hikayesini anlatıyor. Sweeney, zorlu ve duygusal açıdan zorlu bir başrolde pek çok risk alıyor, ancak korkuya nasıl yaklaştığı göz önüne alındığında film sonuçta biraz yüzeysel görünüyor. Sweeney, kırsaldaki bir manastıra katılma daveti üzerine İtalya'ya taşınan, Michiganlı dindar inançlı kadın Cecilia'yı canlandırıyor. Cecilia, peder Salt Edeşi tarafından 12 yaşındayken garip bir kazadan sağ kurtulduktan sonra Tanrı'nın aziz ruhlarından biri olduğu düşünüldüğü için seçildi. Baş rahibenin sağ kolu rahibe Isabel, Cecilia'ya araziyi gezdiriyor ve çılgın yaşlılarla nasıl başa çıkılacağı konusunda talimatlar vererek Tanrı'yı seven kadınlar için kusurlu ama hoş bir tablo çiziyor. Cecilia ait olduğu yeri bulduğuna inanıyor ama mükemmelliğin yalnızca bir hayal olduğunu kısa sürede öğreniyor. Mohan'ın görsel stili, Conjurvizismun serisi ile düşünceli İtalyancılosu arasında sıkışıp kalıyor, Christian'ın kamerası, yalnızca mum ışığıyla aydınlatılan katedral sıralarının yanından yavaşça ve itaatkar bir şekilde geçiyor. Cecilia'nın kırmızı kumaş maskeli cemaatlerin toplandığı yer altı ibadet odalarıyla tamamlanan yeni evinde gotik bir kutsallık var. Immaculate, Dario Argento, Roman Polanski ve hatta Neil Marshall'ın The Descent'inden ilham alarak ruh halinin tanrısallıktan lanetlenmeye dönüştüğü bir dönemde korkutmayı amaçlıyor. Her şeye rağmen, ister koyun sürülerini havadan çerçeveliyor olsun, ister Cecilia'yı kız kardeşleriyle birlikte ortak sekizgen havuzda yıkanırken görüyoruz, sinematografi etkileyici derecede becerikli ve sanatsal eğilimli olmaya devam ediyor. Wilbates'in müziği, Goblin'in tarzını taklit eden yaylı ve piyano notalarının yanı sıra geçmiş ikonik bestecilerin doğrudan notalarını yükselten bir Argento prodüksiyonu izlediğimizi düşünmemize neden oluyor. Bununla birlikte Immaculate, yağmura maruz kalan pamuk şekeri iplikleriyle bir tespih gibi bir araya getirilen zalim ve küfür dolu fikirlerin bir koleksiyonudur. Hikaye anlatımı ilerledikçe parçalar parçalanıyor, kilisenin sinsi arzularını ve bir tanrının hizmetkarlarının nasıl onun adına vücut bulmuş şeytanlara dönüştüğünü keşfediyor. Baş rahibe, Cecilia'nın nasıl muhtemelen dürüst insanların tutsağı olduğu rahatsız edici derecede netleşirken, kutsal kitapların ve suratsız tehditlerin arkasına saklanıyor. Cecilia'nın adının yazılı olduğu kan rengi bir dosya lanet olası bir kanıt haline gelir, ancak eldeki manipülasyon, takip edilmesi gereken karmaşık bir hikayedir ve sonraki sahneler geliştikçe dağılır. Cecilia'ya ne olduğu açık, ancak ne zaman ve nasıl gereksiz görülüyor, filmin korkunç korku olduğuna inandığı şeyler yüzünden dikkati kolayca dağıldığı için ortadan kaybolan olay örgüsü noktaları ortaya çıkıyor. Mohan'ın korkuya yaklaşımı, kalbinizi bir anlığına sıkmanızı sağlamak için kulak zarlarınızı patlatan delici ses tasarımına sıkı sıkıya dayanıyor. Bir veya iki kez sorun yok atlama korkuları tipik tür bölgesidir ama Immaculate'in övündüğü tek şey bu. Sweeney, kumaşın ihanetine uğramış bir kız kardeş olarak elinden gelenin en iyisini yapıyor, çığlık nöbetleriyle ve bedensel özelliğin kaybıyla ilgili endişelerle dolu bir performans sergiliyor, ancak filmin korku kompozisyonuna yaklaşımı yüzeysel. Bu, şekerin hızla yükselmesini sağlayan ancak sesteki her yükselişte hiçbir besin değeri taşımayan abur cubur gibidir. Tüm eski İtalyancılolarının kusursuz bir şekilde anlatıldığı söylenemez, ancak Argento'nun Deep Red'i gibi bir şey, gizemli bir tür bulmacası ortaya çıktıkça gerilimi sürdürüyor. Immaculate'in Argento, Lucio Fulci ve Mario Bava filmlerinden ilham aldığı açıkça görülüyor. Bununla birlikte, türün esaslı bir anlayışından yoksundur, yine de saf beyaz gecelikler giymiş, yalvaran manastır tutsaklarına karşı uygulanan bazı fena halde şeytani şiddete dikkat çekici bir şekilde yer vermektedir. Immaculate'e yeşil ışık yakmak için harcadığı onca çaba göz önüne alındığında, Sweeney şüphesiz ilgi odağı olmayı hak ediyor, ancak onu sahnenin merkezine itme konusundaki ısrarı, protestocu rahibe Gwyn gibi karakterleri destekleme konusunda unutkanlığa yol açıyor. Lekesiz, cezalandırmaya ve yağmacı dini başarısızlıklara odaklanıyor ve intikamcı bir, onun için iyi, resminin etkisini kaybediyor. Mohan,
günah çıkarma kabinleri, vaftizler ve Konstantin'in annesi Aziz Helena sayesinde Kudüs'ten kaçırılan kutsanmış eserler gibi Katolikliğin alameti farikası unsurlarını silah haline getiriyor, kusursuz bir rol oynadığına şüphe yok. Sorun, her anlatı sıçramasında, önemli bağlamı kaçırmışız gibi hissetmemiz, kendi söylenmiş sözlerini makul bir şekilde satamayan bir şimdiyi kucaklamak zorunda kalmamızdır. Böylesine cesur bir projeyi önemli bir paydaş üretici olarak üstlendiği için Svine'ye teşekkür ederiz. İşe yarayan şey harika olabilir. Özellikle de intikam temelli şiddete dayalı sonuçların ne kadar acımasız hale gelebileceği göz önüne alındığında. Ne yazık ki, göze çarpan şoklar ve dehşet arasındaki bağ dokusu kutsal hayalet kadar görünür, onun orada olduğuna inanmalısınız. Moha'nın yönetmenliği kendinden emin, filmin görselleri sembolik ve zarif, ancak kalıcı izlenimler filmin korkunç tonuyla pek uyumlu değil. Immaculate, dini yorumların kendisi kadar bölücü olacak büyük, kuşkusuz muhteşem bir vuruştur. Bu sefer sadece şüpheci taraftayım.